Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in molde takımını ağırlayacak. Karşılaşma Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak ve Exxon platformundan yayınlanacak. Müsabakayı Polonyalı hakem SZ Jemon Marcinyak yönetecek, yardımcı hakemler ise Thomas Liskiewicz ve Adam Kupsik olacak. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu olmasına rağmen ülke puanından dolayı Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan katıldı. Bu turnuvada Litvanya'nın Jalgiris takımını eleyen Sarı Kırmızılılar, 3. eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Molde ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kazanmayı başardı. Rövanş maçında formasına vize bulan Lucas Torreira, cezasının bitmesiyle sahada yerini alabilecek. Ancak yeni transferler Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, UEFA'ya bildirilen listede olmadıkları için bu maçta forma giyemeyecekler. İlgileri üzerine toplayan bir diğer isim ise Mauro Icardi. Bu sezon 5 maçta forma giyen Arjantinli oyuncu, 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve Süper Lig'de gösterdiği performansla takımına önemli katkılar sağladı. Galatasaray, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta hiç mağlup olmadı. 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Bu kritik revanş maçıyla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adını yazdırmak ve Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, heyecanla ev sahibi takımın bu önemli mücadelesini bekliyor. IK bir süreçtir. Çok önemli iki oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama maalesef onları kullanamıyoruz. Torera'nın sakatlığı ve kırmızı kart cezasıyla zorluklar yaşadık. Ancak ligde oynadığımız iki maçta gol yemedik ve hatalarımızı fark ettik. Oyuncularımla bunları paylaşıyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum hataları yapmak hem de takım savunması yapmak istiyoruz. Son molde maçında takım savunmasını doğru yapamadık ve top kayıpları bize pahalıya mal oldu. Rakibimizin etkili hücumları olduğunu biliyoruz, ancak aynı şekilde kendi oyun planımızı da düşünerek hareket edeceğiz. Hem topu daha fazla kontrol etmek istiyoruz hem de rakibin topa sahip olduğu anlarda agresif bir şekilde savunma geçişlerimizi yapacağız. Heyecan duyuyoruz ve bu heyecan bizi maça hazırlayacak unsurlardan biri. Hedefimiz, Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki sezonda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir sezonu 13. sırada bitiren bir takım, sonraki sezon şampiyon olarak tekrar Şampiyonlar Ligi şansı yakalıyor. Bu sebeple bu hedefe odaklandık bu maç sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de büyük bir öneme sahip. Hem maddi gelirler hem de manevi kazanımlar açısından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok değerli. Çok önemli iki oyuncumuz var, Zaha ve Ziyek, ancak şu an için onları kullanamıyoruz. Torera'nın sakatlığı oldu ve kırmızı kart cezası aldı. Transfer döneminin sonuna yaklaştığımız için kadromuza takviyeler yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz büyük bir avantaj sağlayacak ve en iyi oyuncuları almak için elimizden geleni yapıyoruz. Transferlerimizi tamamlamayı ve Şampiyonlar Ligi listesini vermeden önce kadromuzu güçlendirmeyi planlıyoruz. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midjo, Molde karşılaşması öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Midjo, Molde'nin güçlü bir takım olduğunu belirtti ve ilk maçta bunu gösterdiklerine dikkat çekti. Ancak Galatasaray'ın 3-2'lik bir avantaja sahip olduğunu ifade etti. Takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı. Norveçli oyuncu, kendini her zaman hazır tutmaya ve en iyi performansını sergilemeye çalıştığını ifade etti. Geçen sezon kişisel olarak en iyi dönemini yaşamadığını ancak hocasına hazır olduğunu göstermek için çaba harcadığını belirtti. Galatasaray'ın birçok kaliteli oyuncuya sahip olduğunu ve hocanın da seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi. Kendisinin takımına daha fazla katkı sağlama, gol atma ve yardımcı olma arzusuyla da sözlerine devam etti. Midjo, Norveçli bir futbolcu olarak Molde'ye karşı oynarken gol atan bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Bu durumun onun için özel bir anlam taşıdığını ve eski takımı Rosenborg'un lokal rekabetiyle ilgili olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi görmek istememesinin sebebinin de burada yattığını ifade etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı olacak bir gol atmanın harika bir his olduğunu belirtti. Son olarak Miloje Molde'nin belirli bir disiplini olduğunu ve çok çalıştıklarını vurgularken Galatasaray olarak odaklanmış ve %100 performans gösterirlerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaklarını söyledi. Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midjoy'un Molde karşılaşması öncesinde yaptığı bu açıklamalar, takımın motivasyonunu ve hedeflerini yansıtmaktadır. Taraftarlar, heyecanla rövanş maçını beklerken, Midjö ve diğer oyuncuların takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarına olan inancı yüksektir. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Galatasaray'ın, Midjö'nün liderliğinde sahaya çıkacakları maçı kazanarak hedeflerine ulaşmaları beklenmektedir. Molde'nin teknik direktörü Erling Moen'in yanı sıra bir dönem Galatasaray forması giyen Martin Lin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yer aldı. Mo, takımının sahalarında 3-2 mağlup olduğunu belirterek, ilk maçta gösterdikleri performansı tekrar sergileme şansı bulacaklarını umduklarını söyledi. İki takımın da ofansif bir şekilde maça çıkacağını ve kazanmak için mücadele edeceklerini dile getiren Mo, Martin Linnes'in takıma oynanacak maçın atmosferini tarif ettiğini belirtti. Galatasaray'ı yenerek dönmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın büyük bir başarı olacağını ifade etti. Güçlü takımlara karşı iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Mo, zor gol yiyen bir takım olmaya çalıştıklarını ve bu maçta da aynı disiplinde savunma yapmayı umduklarını söyledi maçta Mauro Icardi'nin etkili olmasını engellemek için özel bir önlem almayacaklarını ifade eden Norveçli teknik adam, umutlarının Icardi'nin gününde olmaması olduğunu dile getirdi. Martin Lin ise Galatasaray'da yaklaşık 5,5 sezon oynadığını ve bu maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. İstanbul atmosferini yaşamış olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyen Lin, böyle bir ortamda oynamanın nasıl bir his olduğunu bildiğini ifade etti. Takımının ilk maçta iyi bir performans sergilediğini ve aynı coşkuyla oynayarak iyi bir skorla döneceklerine inandığını dile getiren Norveçli futbolcu, Galatasaray ile eşleşmelerinin kendisini şaşırttığını söyledi. Eski takımıyla karşılaşacak olmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Lin, bu maçın çok önemli olduğunu ve bacağındaki sakatlığının iyileşmesi durumunda sahada olmak istediğini ifade etti. Oynayamazsa bile takımını taraftar olarak destekleyeceğini sözlerine ekledi. Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Rams Park'ta yapılan antrenmanda teknik direktör Mol liderliğinde ısınma hareketleriyle başlandı ve ardından taktik uygulamalar üzerinde duruldu. Basına kapalı olan bölümde Galatasaray maçının detayları ele alındı. Martin Lin ise sakatlık nedeniyle ayrı çalıştı. Molde'nin teknik direktörü Erling Mo ve eski Galatasaraylı Martin Lin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini belirtti. Mo, takımının galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Lin ise maçın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak Galatasaray'a karşı oynamanın büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Galatasaray, Molde karşısındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında büyük bir öneme sahip olan galibiyet için sahaya çıkıyor. 2019-2020 sezonunda son kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda ise elemeleri geçemedi. Ancak, bu sezon gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelir elde edecek. Eğer Galatasaray bugün Molde'yi eleyebilirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak 15.640.000 Euro'yu 729 milyon TL kasasına koyacak. Ayrıca, son 10 yıllık UEFA kulüp katsayısı sıralamasına göre alacağı 9 milyon 96 bin euro da sarı kırmızılı ekibin gelirine eklenmiş olacak. Bu durumda, gruplara kalmaları halinde Galatasaray, toplamda 24 milyon 736 bin euro, 1 milyar 145 milyon TL gelir elde etmiş olacak. Ancak, her galibiyetin 2.8 milyon euro, 129 milyon TL ve beraberliğin 930 bin euro, 43 milyon TL olarak hesaplandığı grup aşamasında, başarılı sonuçlarla bu rakam daha da artacak. Galatasaray'ın gruplardan çıkması durumunda 9.6 milyon euro, 443 milyon TL daha kazanması mümkün olacak. Çeyrek finalde 10.6 milyon euro, 489 milyon TL, yarı finalde 12.5 milyon euro, 578 milyon TL ve finale kalması halinde de 15.5 milyon euro, 717 milyon TL daha fazla gelir elde edecek. Şampiyon olması durumunda ise bu rakama 4.5 milyon euro, 208 milyon TL daha eklenecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-2020'de toplam geliri 29.9 milyon euro, 1 milyar 378 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Ancak bu sezon gruplara kalmaları halinde elde edecekleri gelirlerle bu rakamı geçmeyi hedefliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılmak bir kulüp için hem prestij hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın bu mücadelede başarılı olması ve gruplara kalması durumunda ciddi bir gelir elde edeceği kesin. Tüm Galatasaraylı taraftarlar için bu maç büyük bir heyecan ve umut dolu bir mücadele olacak. Desteğimiz her zaman takımımızın yanında olacak ve bu kritik maçta da onlara güç vereceğiz. Bu akşamki karşılaşmada Galatasaray'a başarılar dileriz. Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelson'un ismi uzun bir süredir Arsenal ile transfer dedikodularıyla anılıyordu. Ancak son gelen haberlere göre İngiliz kulübü Nelson'u transfer etmekten vazgeçti. Express Sport'un haberine göre Arsenal uzun süre Nelson'u takip etti ve transfer görüşmelerini sürdürdü. Ancak futbolcunun sözleşme şartlarını öğrenen Arsenal yönetiminin görüşmeleri ilerletmeme kararı aldığı iddia ediliyor. Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Galatasaray'ın bu bedeli aşağıya indirmediği belirtiliyor. Victor Nelson'un adı Arsenal ile birlikte Tottenham ve Nottingham Forest gibi takımlarla da anılıyor. Son aylarda Türkiye'den ayrılmak istediği belirtilen Nelson'un diğer kulüplerin de ilgisini çektiği ifade ediliyor. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nelson, sarı kırmızılı forma altında 86 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi. Julian Timber'ın yaşadığı sakatlık sonrası stoper arayışlarına giren Arsenal, Victor Nelson'u kadrosuna katma planı yapmıştı. Ancak Galatasaray'ın belirlediği yüksek serbest kalma bedeli nedeniyle Arsenal, bu transferden vazgeçme kararı aldı. Tottenham ve Nottingham Forest'ta Nelson'un peşinde olduğu belirtiliyor. Arsenal'ın stoper transferindeki bu geri adımı, takımın gelecekteki defans hattını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Nelson'un Galatasaray'da sergilediği performansın göz önüne alındığında, transfer piyasasında dikkat çeken bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Arsenal'ın Nelson konusundaki kararı ise transfer stratejileri ve maliyet faktörleriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Bu gelişmelerden sonra Galatasaray'ın Nelson'u kadroda tutma planları ve diğer takımların transfer hamleleri yakından takip edilecek. Futbol dünyasında transfer dedikoduları her zaman heyecanla takip edilirken Arsenal'ın nelere odaklanacağı ve yeni transfer hedeflerinin neler olacağı ise merak konusu. Arsenal taraftarları kadrolarına hangi oyuncuların katılacağını ve takımın gücünü nasıl artıracağını görmek için sabırsızlanıyor. Transfer sezonunun devamında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde